girince, bu farklılık sıfıra indirgenir diyeceksiniz. Yanılıyorsunuz. Gençler çok şey bildiklerini sanır. Aslında hiçbir şey bilmezsiniz. Duygusallığı ilke edinmişsinizdir. Hele sizin gibiler, diplomalılar, aydınlar. Biz çarıklı erkan-ı harpler, biz patronlar olmasak hiçbiriniz bir işe yaramazsınız. De bakalım, devlet kapısında bir iş buldun. Kaç para verirler adama? Bu parayla ne halt edersin? Diyelim ki ben sana kancayı taktım. Hangi kapıda barınabilirsin? Hangi işi başarabilirsin? Ben kaba ama doğru konuşurum. Böyle bir durumda tahsilin, gençliğin, yakışıklılığın kaç para eder? Kaç para? Para, para, para. Napolyon böyle demiş. Bir adamda para yoksa, allame-i cihan olsa havadır hava. Parayı bulmak da yeterli değil. Onu işletmek, paraya para doğurtmaktır marifet. İnsan yakaladığı fırsatı değerlendirmezse, ona ulaşmak için en yakınını bile çiğnemezse, hiçbir zaman üne servete kavuşamaz. Beni şimdi iyi dinle delikanlı. Benim dünya görüşüm paraya dayalı bir iş adamının dünya görüşüdür. İktisat adlı ilmin yapıcıları biziz. Sen sanıyor musun ki devletleri bir takım devlet adamları yönetir? Devlet bir sembol. O sembolü simgeleyen adamlar birer göstermeliktir. Aslında söz sahibi benim. Ben! Ben istediğim için o umum müdür oradadır. Ben böyle istediğimden bilmem kim mebus, bilmem kim bakan olmuştur. Ben istedim mi birden alt üst olur ekonomi dünyası, mort olur bütün iş hayatı. Doğrusu şudur. Değişme imkanı olmayan şeyi değiştirmek deliliktir. Zengin zengindir, fakir fakirdir. Susun lütfen. Susmayacağım. Ne demekmiş zenginin malıyla, mülküyle uğraşmak, onu paylaşmaya kalkmak? Nedir sokaklarda görünen şu sloganlar, ha? Düzen değişmelidir, şu olmalıdır, bu olmalıdır. Lütfen Memduh Bey, konu başka. Hiç de değil. İşi gücü olmayan bir takım çocukların sözleriyle mi değişecekmiş düzen? Ne olmuş düzene? Bakınız Memduh Bey, dünya görüşlerimiz o kadar ayrı ki... Ben hiç sevmedim. Kızımı da sana vermek istemiyorum. Tamam mı? Bana bak efendi! Senin paran benim için bir boka yaramaz. Çünkü bileğimi bükemez, yüreğimi susturamaz. Ne dedin, ne dedin? Sen bana kafa tutamazsın. Ben denizleri yutmuş bir film, sense cılız bir dere. Kızımla ilişkini keseceksin. Sen bana lokma bile olamazsın. Hadi! Yıkın! Şu... ünlü blok apartmanları kurduğun yer bir zamanlar gecekondu muydu? Yıllar önce öyleydi. Ben de yıllar önce oradan sürüp attığınız aziz bir insanın oğluyum. Gani ustanım. Demek sen... Sen kimsin? Ben ezenleri ezerim. Ben soyanları soyarım. Silahım ve bileğim yoksulların emrindedir. Yıkılmayan adam derler adıma. Konuşmamız burada biter yıkılmayan adam. Savaşacağım kişiyi tanıyorum artık. Güçlülerle savaşmak kıvanç verir bana. Savaşacağız öyle mi? Gerekirse. Gerekecek. Sonunda birimiz ölecek. Sen öleceksin yani. Ben kalacağım daima. Ebediyen. Çünkü sermayeyim. Yiyip yutanım. Sömürenim. Yönetenim. Parayım. Ben de halkım. Halktan yanayım! Yalnızlığımı değil, zalimi de yok etmeli! Seni kızına bağışladım. Bunu ödeyeceksin hayvan! Acaba hangimiz daha hayvanız? Oğlum!
Ulan kan emici sülük, senin düzenini başına yıkardım ama... Yıkılmayan adam derler adıma. Gerekecek, sonunda birimiz ölecek. Ben de halkım, halktan yanayım, halktan yana. Yıkılmayan adam derler namıma. Yıkılmayan adam, yıkılmayan adam.